İbo'nun Tavuk Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu soğuk kış aylarında hayvanlarımızı besleyici, yumurta yapmalarına fayda sağlayacak, onları sıcak tutacak güzel bir yemek hazırlayacağız. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bazen görüyorum YouTube kanallarında. Soğukta sadece acı biber verin, sadece işte tuz verin gibi şeyler yazılıyor. Bunlara katılmıyorum. Tavukların hepsine ihtiyacı var. Hepsinden düzenli olarak verilmesi gerekiyor. Şimdi geçiyoruz hazırlanışa. Şimdi ekmeklerimiz var. Ekmeklerimize yumuşaması için biraz sıcak su döküyorum ben. Sıcak suyla. Evet, bunları biraz parçalayacağım. Şöyle biraz sert ekmekler bölelim. Bunu evde rahatlıkla herkes hazırlayıp hayvanlarına verebilir. Şöyle böldük. Çok incelememize gerek yok. Biraz parçalandı mı yeterli. Evet. Şimdi burada nelerimiz var? Burada kırmızı pul biber, acı biber. Nasıl insanlarda kırmızı biber vücudumuzu ısıtıp kan akışımızı hızlandırıyorsa, hayvanlarda da aynı şekilde acının etkisiyle vücutları ısınacak. Burada tuzumuz var. Tuzumuzu atıyoruz. Şöyle güzelce atalım. Ve bu kalanını da ziyan etmeyeceğiz. Diğerini de sıkıyoruz. Sıktık. Kalanlarını da bıçak yardımıyla biraz inceltiyorum. Şöyle güzelce doğrayarak. Evet, limonlarımızı doğradık. Ziyan etmiyoruz. Şöyle güzelce. Şimdi arkadaşlar, hayvanlarınız alışıksa bu şekilde verebilirsiniz. Bunları yerler. Ama benim tavuklarım bu kadar kalın şeyleri yemeye alışık olmadığı için ben bunları robota atacağım. Şöyle robottan bir tur inceltip daha ince şekilde vereceğim. Ama sizin tavuklarınız alışmış olabilir. Kalın kalın yiyorlardır. Hani o şekilde de verebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla inceltmeye gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu ekliyorum. Son olarak elimde biraz daha bunlardan var. Onları ben ilave edeceğim. Son olarak da sirke. Elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Sirkeyi de katıyorum. Şu an diğer sebzelerimi de biraz inceltip ekleyeceğim. Son olarak da arkadaşlar, ekmekli olan şeylerim, yani ev atıklarını, evden çıkan hayvanların yiyebileceği şeyleri her gün vermeyin. Toplu olarak düzenleyip haftada bir gün veya iki gün verebilirsiniz. Sürekli vermek hayvanlarınızı hasta edecektir. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, şimdi yiyeceklerimizi hazırladık. Kümesimize doğru gidiyoruz. Şöyle biraz çevreyi gösterelim. Gördüğünüz gibi karlı, soğuk bir gün. Evet, demin kapımızı gelip açtım ben. Şöyle geçebilirsek, evet geçtik. Burası benim tavuklarımın gezme alanı. Burası da kümesim. Şimdi elimde bir görsünler, kapıyı açalım. Kapımızı açalım. Evet. Dur. Evet, görüyorsunuz hemen çıktılar. Biraz da döküldü oraya. Şöyle meşe koyalım. Evet, oraya dökülendeler şu an. Buraya geldi birkaç tanesi de. Gayet güzel bir şekilde
yapıyorlar. Kapımızı da kapatalım. Daha onlar tepsiyi fark edemedi. Ve şurada bir adet yumurta görüyorum. Birisi yanlış yere yumurtlamış. Ama olsun. Gel, gel, gel. Evet, burada yiyorlar çok güzel bir şekilde. Bu arada ilk kez kara çıktılar. Biraz şaşkın gibi gözüküyorlar daha doğrusu şu an. Evet, iştahlı bir şekilde yiyorlar, görüyorsunuz. Orada yere dökülen de bittiği için artık yavaş yavaş onlar da gelecektir bu tarafa. Şöyle bir kümesimizin içine doğru da geçelim. Kısaca bir gösterelim. Şöyle çok kısaca gösterelim. Şu yerdeki yumurtamızı alalım. Evet, görüyorsunuz. Kümesimiz bu şekilde. Evet. Folluklarımız var. Şu an follukların içini çok fazla göstermeyeceğim. İleriki günlerde güzel bir yumurta toplama videosuyla inşallah onları da göstermiş oluruz. Evet, bunlar yemeklerini yiyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu güzel görüntüler eşliğinde videomu sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler.